Ay sabahları kahve olmadan hayatta ayılamam çok. Bu bir yerleşik <laughs> düşünce. Bu bir inançtır. Bu... Söyleyeyim size kahvenin uyarıcı etkisi yok. Çayı boş içemiyorum. Evet. Bu bir inançtır. İçme iradesiyle zayıf kalabilen kaç kişisi? Toplumda 3 kişiden ikisi obez. O transa girme hali doğal bir insan fenomenidir. Günde 100-150 kere transa girip çıkıyoruz da. Trans anında telkin çok kuvvetli. O hal beni zayıflatabilir, bağımlılıklarımdan kurtarabilir. Kesinlikle. Burada kilit nokta şudur. Bilinçaltının bilinci yok. Kilo almamızın nedeni bu Söyleyeyim ben size. Gözünüzü kapatır mısın? Kapattım. Lahmacun yiyorsunuz. O bölge nereye? Sigara bırakmak isteyenler bu yayına toplansın. Hoca bir ses dosyasını bu programa özel sizlerle paylaşacak. Zararı yararı ile ilgili bir şey söylemiyorsunuz. Onlara girmiyorum çünkü bir de kahve sektörünü karşıma almayayım Allah aşkına. <laughs> Aşk acısından kurtulmak çok kolay, çok Nasıl? kolay. Efendim merhabalar, Doktor Ahmet Çiçek'te söyleşimizin ikinci bölümdeyiz. Kendisi İzmir'den geldiği için öyle geldiğinde bir bölümle bırakmıyoruz. İki bölüm çekiyoruz çünkü hem sohbetine doyum olmuyor, hem o kadar çok bilgi anlatacakları var ki aklım varsa beslenmeyi konuşmuştuk ilk bölümde, ikinci bölümde de hocam. Şimdi sizin seminerler e, turunuz var, evet. tur diyorum ben onlara. <laughs> Epey de yoğun geçiyor. E, biz daha önceki programda hediye etmiştik. Çok da isteyen hı hı. oluyor. Hoca orada ne anlatıyor? Biz merak ediyoruz. Tamam. E, acaba diyorum şöyle mi? E, yerleşik kalıplarımız var ya kafamızın içinde. O kalıplardan bizi kurtaran bir özgürleşme alanı mı bu seminerler acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Siz çok e, güzel ifade <laughs> ediyorsunuz <laughs> ama. Ben şunu söylüyorum hep, seminerlerin ana fikri şu, insan 0-5 yaş arasında şekillenir. Evet. Ve bu 0-5 yaş arasında aldığınız yeme davranışı bilinçaltına atılır. Burada kilit nokta şudur, bilinçaltının bilinci yoktur. Ve bilinçaltı yoktur. E, bir yeme davranışı geliştirdiğinde amacı vücudu mutlu etmektir. Ve bunu mutlu edeceği kimyasal da dopamindir. Şimdi seminerlerde benim neredeyse yarım günüm geçmişle uğraşmakla geçiyor. Ama bu travma kavramı değil. Şöyle söyleyeyim size. Aldığımız kayıtlar mı travma demek? Şimdi şöyle, e, psikolojide e, travma. İşte ben yeni kitabı yazıyorum, çok istendi. E, ya biz gelemiyoruz. İşte İrlandadan yazan var, Almanya'dan yurt dışından yazan var. Ne bileyim, Hakkari'den, Urfa'dan yazan var. Biz oralara gelemiyoruz. Bize de acık bir şey anlat. Şimdi e, seminerlerin özelliği şu, online olmuyor. Şöyle video çekeyim de size anlatayım olmuyor. Önce onu belirteyim. Neden olmuyor? Benim keşke olsa çünkü yılda 50-60 bin kilometre yol yapıyorum. Ya yani otururum evde video çekerim ve herkese ulaştırırım. Şu nedenle... Ama e, çansılı olmuyor anladığım kadarıyla. Ya, o yüz yüze göz göze temas... Olmuyor. olmuyor. Yani evet. şöyle söyleyeyim. Ben bedendili ve yüz okuyan biriyim. <laughs> Böyle laf ola beri gele Instagram görüntüleriyle değil. Ben ruhunuzu okurum iddialıyım bu konuda. Seminerde daha benim gözüme bakan insanın ihtiyacını ben tespit ediyorum. Ve seminer katılımcıya göre yürüyor. Yani bir kalıbı yok. Yok her seminer katılımcıya evet. göre şekilleniyor diyor hocam. Ki e, kulakları çınlasın. Biri İstanbullu müesser hanım izlerse hayırla keyifle anlıyorum. 6-7 kere katıldı İstanbul seminerlerine. Ya dedim... Müesser Hanım niye katılıyorsun dedim. ama psikologtan iyi geliyor bana dedi. <laughs> tamam bitti. Şimdi orada ben kişiye özel yani katılımcıya özel bir yaklaşım uyguluyorum. Ama bu yaklaşımın temeli interaktif. Yani yüz yüze olmalıyız. Hı hı. Ki seminerlere katılanların hepsi ya biz çok e, itiraz etmiştik de evet bu online olmaz işte. Bir de ya arkadaş düşünün online çok kolay. Yok yok hocam ben en basitini söyleyeyim size. Güzel konuşma eğitimi vermemi istiyorlar ve bunu Zoom üzerinden yapmam. Hayır diyorum ya. E, olmaz. Güzel konuşma eğitimi Zoom üzerinden Aynı şekilde, yapılır abi, mı hocam olmaz, ya? Olmaz olmaz. Olmaz yani karşıdakinin ruh halinden, tabii, tabii, e, vücut tabii. duruşundan tabii, vesaire tabii. vesaire. E, ben senin zihnini değiştireceğim orada. Hmm. Bakın olay şudur. E, o dopaminin yükselmesi olayı. Aslında bizim alışkanlıklarımızın kökenidir. Şimdi tamam. yeni kitap inşallah hızlı yazıyorum. Herhalde Nisan gibi çıkacak. Ee, adını da buradan söyleyeyim. Açım Aç. Çalmasınlar adını. Çalsınlar. Hocanın tamam. yeni kitabı geliyor. Tamam, baş... Açım Aç. Evet. Niye böyle bir isim verdiniz? E, duygusal yeme davranışına yoğunlaştı. He. Çünkü kilo almamızın nedeni bu. Niye yiyoruz hocam? Söyleyeyim ben size. Eee bir insan saniyede 400 milyar veri depolar beyninde. Yani bir saniyede <laughs> aldığınız veri miktarı 400 milyar bit diyeyim bilgisayar diliyle. Sadece 2000'inin farkındayız. Yani bireysel olarak aldığımız bilgi 2000. Geri kalan o milyarlarca veriyi beyin işliyor ve bir duygu geliştiriyor. Örnek vereyim size. Travma, travma diyorlar. Ya e, bir et yiyen, çok e, kurban eti yiyen bir ailede kurban kesilirken bir çocuk görüyor, onu görüyor ve vejeteryan oluyor. Artık et yemiyor. Şimdi bu, travma dediğiniz şey budur. Gördüm, etkilendim, davranış geliştirdim. E, fakat ben hep onu söylerim seminerlerimde. E, bir çiğ köfte tabelası görüp acıkanı nasıl açıklayacaksın? Yani kadın dedi ki bana çiğ köfte tabelasını gördüğüm an bir markaya, hepsini değil. ha Bir markaya. Herhangi bir, ma o tek bir marka var. O markayı görünce bakın. Acıkıyor. Acıkıyor ve canı çiğ köfte istemiyor. Acıkma duygusu çıkıyor ortaya. Allah Allah. E bunu nasıl açıklarsınız? Nasıl hocam? Yani. Söyleyeyim ben size. Çok dramatiktir. Geçen gün bir e, kadın fark etmiş seminerde diyorum ya online olmuyor. Kadın şunu söyledi. Babam çok iri bir adamdı. Dedi. Öldü dedi. Ben ondan sonra kilo almaya başladım. Şimdi fark ediyorum babam gibi büyük olmaya çalışmışım. Çünkü ben korumasız hissettim. Babası gibi büyük olmaya çalışmak. Hiç aklınıza gelir mi kilo alayım. İşte bu kadın... Altta yatan bir sebebi hep işte var. var. Sebep duygudur. Beyin şöyle çalışıyor. Bilgiyi alıyor. Tamam. Buna bir duygu geliştiriyor. O duyguyu da davranışa dönüştürüyor. Davranıştan kastımız eğer bu duygu alt beyne gittiyse o alışkanlıktır. Çünkü alışkanlıklarımız beynin, alt beynin yani bilinçaltının <laughs> toplanma yeridir. Ya bütün... Şöyle söyleyeyim. Sabah kalktınız, arabayı çalıştırdınız, bindiniz, gittiniz. Şunu yapmıyorsunuz. Kontak nerede? Hangisi fren? hangi Böyle bir şeyiniz yok. Tık 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 yürüyorsunuz. Tabii otomatik pilotta gibiyiz aslında. aslında. Evet. O otomatik pilot hayatımızı kolaylaştıran bir bilinçaltı eylemidir. Hmm. Biliyoruz ne yapacağımızı. Evet. Bu bizi kolaylaştırıyor. Yemekte aynı dürtüyle. Aynı şey. Ne yaptığınızı bilmiyorsun ki. Ha, artık alışkanlık. Hmm. Şimdi... Bunu yaparken de şöyle bir şey oluyor. Bilinçaltınız bir harita oluşturuyor. En sevdiğiniz yemek nedir? Da hocam benim sevmediğim bir şey neredeyse tamam. yok. Hemen hemen her şeyi severim. Tatlı evet. da evet. değil. Mesela evet. ne söyleyeyim? Lahmacun çok severim. Tamam. <laughs> ee, bu arada geçen gün biri söyledi. Ee, epeydir lahmacun yemiyordum. Ama hocam dedi senin kitaplar iki lahmacun parası dedi. <laughs> Burada söz açılmışken göstereyim ne renk bilinçaltının renk haritası. Seminerlerde de bu galiba bilgilerden ilerliyor evet, hoca onlar bildiğim olur, kadarıyla. Yine seni değiştirebilirim. Türkler için NLP bunlar da diğer kitapları aklım varsa beslenmeyi zaten konuşmuştuk. evet hocam. Şimdi gözünüzü kapatır mısınız? Kapattım. Lahmacun yiyorsunuz. Tamam. Lahmacunun verdiği haz o keyif kafanızın neresinde? Neresinde hissediyorsun? Tamam, tamam hissettiğiniz yer. Kapatın gözünüzü. Tamam. Daha garip bir soru soracağım. Kitabına da oradan geliyor. O bölge ne renk? Koyu mavi gibi. Güzel. Gözünüzü açın. Koyu mavi ne demek biliyor musunuz? Kırmızıyla maviyi karıştırmışsınız. Çok seviyorsunuz ama lan bu beni kilo aldıracak diye kendinize kızıyorsunuz. Evet. <laughs> Evet. Tam olarak bu. Daha başka bir şey söyleyelim. Bir tatlı örneğin. Hı. Mesela çok güzel. Künefe böyle... diyelim hocam. Tamam. Severim ya, ben. Ya iyi de şimdi yazık <laughs> künefeyi de şimdi hayatımızdan çıkarmayalım. <laughs> ya ender yenilen bir şey gerçi dediğiniz da, gibi daha ama. Daha böyle sık karşılaştığınız Çikolata diyelim. Çikolata Yağlasınız? evet yerim. Tamam. Yani bitter severim. E, tamam güzel gözünüzü kapatın. Bu arada bitter şu bu hiçbir farkı yok da. Araya sokuyor. Araya da sokuyor <laughs> böyle bilgileri. <laughs> şimdi Çikolata yediğinizi düşünün. O nerede kafanızda? Nerede hissediyorsunuz o böyle bir yer, böyle evet, bir yer gibi hissettiğiniz etti. önemli Aynen. olan o. Şimdi orası ne renk? Onu da söyleyin bana. Hocam açık mavi. Güzel. İlginç bir şekilde. Şimdi, evet. Çünkü bitter çikolata sağlıklıdır ve beni kilo aldırmaz gibi bir inancınız var. Ha. Sevme hakkınız var. Ha. Şimdi şey yapmanızı isteyeceğim. Şu anda bitter'e dair duygunuz nasıl? Olsa yersin. Evet yerim. Lahmacun da yerim. Bitter de. Tamam. Lahmacuna ellemedim, kıyamadım. <laughs> e, Bitleri mahvedeceğim. E, çünkü milli yemeğimizi ya lahmacunu da yiyelim bir tane, bir şey olmaz. Kapatın gözünüzü. O bölgedeki o mavi rengi silin, o açık maviyi silin. Hayali olarak, sanki bir ıssak <laughs> mendille siliyorsunuz ve Mavi boyanın mendile bulaştığını ve yere attığınızı da görün. Hayali olarak. Yaptınız mı? Hı, hı. Şimdi oraya şöyle, e, ben hep seminerlerde onu söylüyorum. Çok gülüyoruz. Böyle bebek kakası kıvamında sarı yeşil bir renk boyayın bakalım. Tamam. Onun üstüne de sanki o çöp kamyonları geçerken bir koku oluyor ya, o kokuyu koyun. Koydunuz mu? Şu anda orada cıvık sarı yeşil bir renk var ve burada da çöp kamyonu gibi kokuyor. Açın gözünüzü. Şu anda çikolata dediğimde ne geliyor? Anlamsızlaştı sanki hocam. Evet. Çünkü aklımda şu an sadece o çöp kovası şey e, kamyonundaki Dikkat et, koku şu var. O az önceki o bitter yiyeyim isteği yok. Yok olsa. yok o şu an o kokuyla özdeşleşti. Bu bakın, Bir, ya, daha bitter yemeyeceksiniz. Şimdi bu Canım istemeyecek mi? İstemeyecek. Orası o renk olduğu sürece istemeyecek. Diyeceksiniz ki ya hep o, o renk olur mu? Yap. Bu kadar basit. Şimdi çok kolay. Canı çektiğinde de bu uygulamayı yapabilir mi? Tabii ki. Bakın ben e, buradan Ankara'ya gittiğimde İzmir'den Afyon'dan geçiyorum. Hı hı. Saray Elvası'ndan Ekmek Kadayıfı'ndan girip işte çifte kavrulmuş lokumlara kadar tatlı cennetinin içinden geçiyorum. Antalya'ya giderken Serinisar'dan geçiyorum. Çeşit çeşit leblebiler, işte kurabiyeler, şunlar bunlar. Şimdi beni bir düşünseniz de. Söyleyeyim size. Bunu yapıp uşakta, mı geçiyorsunuz evet, o yolda? Uşakta iken, ciddi, evet. uşakta bu egzersizi yapıp Afyon'dan geçtiğimi unutuyorum. Hocam şu mu anlamaya çalıştım? Ee, hepimizde bu duygular, bu dürtüler var. Canımızın bir şey çekmesi çok normal. Normal. Ama o canımızın isteme duygusunu yok edersek yemeyiz. Ama evet. baskılarsak bunu bir Bakın, diyet... Bakın baskılayamazsınız. Ha. Şimdi oraya geleyim. Ya, diyet çok, yaparken çok güzel, baskılıyoruz çok işte. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Evet. Bana bu konuya hep söylüyorlar. Ya sen habire diyetisyenlere laf söylüyorsun. Diyetlere işte hı hı. tüp mide ameliyatlarına falan filan. Diyorum ki ben onlara bir laf söylemiyorum. Çok basit bir şey var. Yeme isteğiniz devam ettiği sürece midenize alsak ne fayda? Siz onu alırsınız. Bakın yeme davranışının kökeni tat duyusuna ve koku duyusuna dayanır. Beyinde evrimleşirken ilk oluşan duygu olfaktör bölgedir, kokudur. Yani biz kokuyu duyarak işimize yarayanı aldık. Yaramayandan hmm. uzaklaştık kötü kokandan hmm. uzaklaştık hmm. iyi kokanı yedik tat da aynı. Evimiz gibi saran bir kek kokusu mesela. Bitti bitti şimdi geçtiğiniz bir lokantanın kokusu vesaire o kadar çok çeldirici var ki buradaki olay şudur ee, beyniniz bir renk haritası oluşturuyor. Şimdi ben çok küçük bir örnek verdim seminerde bunun çeşit çeşit versiyonlarını yapıyoruz. Alıştırmaları egzersizleri var. Tabii canım var. çok o 8 saat. Şimdi 8 saat boyunca ben bir yerden başlıyorum. Sistematik bir şekilde yürütüyorum. Ee, şimdi duygusal yemeğiyle ilgili şunu söyleyeyim size. Efendim irademle durdum. Kaç kişisiniz kardeşim? O iradesiyle zayıf kalabilen kaç kişisiniz? Toplumda 3 kişiden ikisi obez. Hele de şu fruktoz ve e, ilk bölümde <laughs> anlattığımız gıda terörüyle. Bir örnek vereyim size. Çin tuzu denen. Evet. Monosodyum glutamat. Ne yapıyor biliyor musunuz? Beyninize diyor ki ben protein yedim. Sahte bilgi gönderiyor. Aa. Evet. Aa. Yani siz sodyum monoglutamat bağırsaklara geldiğinizde vagus ve diğer sinirler yoluyla beyne et yedim, çok iyiydi şeyi geliyor. Uyarısı geliyor. Beyni kandırıyorsunuz. Beyninize et yedim zannediyor vücudu. Ama bağımlılık da yapıyor. E, doğal olarak işte tamam iyi. iyi bir şey ye. Diyor. Tabii, be e, tabii alt beynin bilinci yok ki bunu tartamaz ölçemez. İyi mi? Dopamini yükseltti mi ye. Bakın şimdi dedim ya e, ben başka yerlerde de başka insanlarla da çalışıyorum. Çok dillendirmeyeyim. Çok böyle e, toplumun dışına itilmiş insanlarla da çalışıyorum. Söyleyeyim size. Hırsızlıkla aşırı yemenin hiçbir farkı yok. Nasıl yani? Şöyle, hırsızlık da dopamini yükseltir. Hırsızlık yaparken de dopamininiz yükselir. duygu. Evet, yemek yerken de yükselir. Sigara içmekle, alkol almakla, spor bağımlısı olmakla yemenin hiçbir farkı yok. Bazıları sigara bırakıyor, çekirdek elinde geziyor. Ha, yerine sen, bir şey koyuyor her e, Tamam sen ha. sadece zevki ha. değiştirdin. Bırakmadın ki onu. Hı. Şimdi ben sigarayı bırakmak isteyenlere e, bir ses dosyası hazırladım. Seminerde ücretsiz dağıtıyorum. Şimdi kıyamet kopacak bunu duyanlar. Ben de istiyorum diye. Hatta şöyle yapacağım ben size. Şimdi düşündüm. Ben onu babam için yapmıştım. Babam koahtan öldü, sigaradan oldu. Eee çok güzel bir adamdı Nusret Çiçek, onu hayırla anlıyorum. Size işte, takipçilerinizin indirebileceği o ses sosyasını bir link vereceğim. Sigara bırakma evet. linki. Evet. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Biz ne paylaşacağız. Tamam. Sigara bırakmak isteyenler bu yayına toplansın. Hoca bir ses sosyasını bu programı özel sizlerle paylaşacak. Yapacakları şey şu alacaklar cep telefonlarına bir ses dosyası indirip kulaklıklı takıp dinleyecekler. Bu kadar. Orada bilinçaltına mı dönüp Bir yine ayın sonunda sigara migara içme mi şansı yok. Yok. Ne yapıyorsunuz? Azıcık şunu gücü yapıyoruz, verirsek. Şunu yapıyoruz. Şimdi e, bu yöntemler benim bu uyguladığım yöntemler çok kestirme. Hı hı. Bilinçaltındaki e, duyguyu değiştirmeye yönelik yöntemler. Yani duyguyu değiştiriyor. Hı hı. Çünkü duygu bir renkle kodlanıyor. Ee, kendi baskın duyunuza göre değişir ama e, çoğunlukla renkle kodlanıyor. Daldan dala atlıyorum insanlar anlasın istiyorum. Örneğin hiç görmeyen doğuştan görmeyen bir kardeşime şey sordum. Annen kafanın neresinde annene dair duygun dedi işte burasında. Şimdi renk yok. Evet. Ne var orada dedim. Süt kokuyor hocam dedi. Tüylerim diken diken oldu. Rengi yerine kokuyor. Kokuyu, kokuyu koy. Baskın duygusu koku. Çok böyle dedim ya çok ilginçti. Ya, hocam orası süt kokuyor dedi. Böyle tencerede yeni pişmiş süt kokuyor. Annesini kokuyla kodlamış. E biz bu şekilde alışkanlıklarımızı, duygularımızı hepsini bir şeyle kodladık beş duygularla. Ve hepsini kurtulmak istediğimiz ne varsa Değiştirir Değiştirip dönüştürebiliriz. Biz e, işte zayıflama kilo verme gibi söze girdik ama hoca böyle bağımsız olduğumuz ne varsa hepsini çok, çözüyor. Çok Sigara dedik çok, mesela. Çok ya hocam mesela şu, şu nedir? Bana bir açıklayın. Kitapta olduğu için soruyorum. Ben de benim gibi birçok insanda bu cümleyi kuruyor. Ay sabahları kahve olmadan hayatta ayılamam. <laughs> çok. Bu bir yerleşik <laughs> düşünce. Bu bir inanç. Bu bir kalıp. Kalıptır. Söyleyeyim size kahvenin uyarıcı etkisi yok. Ya bunu ben söylemiyorum Allah aşkına girsinler. PubMed'de 3-4 tane makale okusunlar. Ee, kahvenin içindeki ana madde kafeindir. Kafeinin e, vücutta yaptığı etki araştırılmış sadece hafif ağrı kesici. Uyardığı uyardığı yok. yok. Bu bir inançtır. Bu bir alışkanlıktır. Kahveyi içeceğim dirileceğim. Zararı yararı ile ilgili bir şey söylemiyorsunuz. Onlara girmiyorum çünkü bir de kahve sektörünü karşıma almayayım Allah aşkına. <gülüyor> 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 Yeter gari. Çünkü şöyle söyleyeyim size kahvenin uyarıcı olduğu bir mittir. Hemen. Şöyle bir mit. Bir doktor görmüş keçiler kahve çekirdeği yiyor sonra zıplıyorlar. Kahve bunları uyarıyor demiş. Ya kardeşim onlar keçi. Zıplar. E zıplar keçi keçinin <laughs> doğası bu. Biz de o düşünce kalıbını kafamıza e, yerleştirdik. Kahve olmadan ayılamam diyoruz. Ha. İşte çayı boş içemiyorum. Evet. Bu bir inançtır. İçme. Çay içme. İçemiyoruz ama. Tamam çay içme <laughs> o zaman. Yani söylemek istediğim. Bakın çok... E, şey bir espridir o. Ben espri niyetine yaparım. Kendisi aslında İstanbulludur. İstanbul'da büyümüştür. Ama kayınvalidem şey der. Denize girmezsen başım ağır. Şimdi bir İzmirli söyleyebilir bunu. Normaldir. Ama kayınvalidem Urfalı. <laughs> bir Urfalı bunu neden söyler diyorsunuz? Şimdi mısın? elbette denize girer ve orada iyi gelmiş sonra der ki denize girmek beni rahatlatıyor. Bitti konu. Sabah kahve içmezsem uyanamam. Bu bir şeydir. Ama dediğim gibi kahve uyarıcı mıdır? Bunu tartışırım. Yok. Çok kardeş. güldük. Başımıza bir şey gelecek. Çok evet. Çok güzel bir cümledir. Ya Anadolu insanı gülerken ağzını kapatır. Ya Kurban olayım. Evet, çok Ar güldük. Artık şunda... Başımıza bir şey geliyor deriz. Artık gülelim ya. Yeter. Yani. Ee... Ta Hititlerden bu yana şu Anadolu gün yüzü görmüş. Görmek doğru hocam. Ya artık gülelim gülelim gülümseyelim. İşin acıyan ne biliyor musunuz? Konudan sapacağım biraz da. Geçenlerde işte yurt dışına 3-4 günlüğüne gittim. Başka bir şey yaşıyorlar. Bizim yaşadığımızla alakaları yok. Ya o da insan ben de insanım ya. Art artık Atatürk'ün söylediği muasır medeniyet seviyesine çıkmamız lazım. Gülün. Evet gülün. Gülümseyin. Güldenize başımıza bir şey gelmiyor Hayır, ya. Hayır, gelmiyor, gelmiyor. Ben çok güldüm. Bu inanç es kalıpları, bu yerleşik kalıplarla Bakın. örneklendirelim. Şöyle söyleyeyim, Neren kitabında hı, hı. inancı nasıl değiştirirsiniz? Yani yerleşik inançları. Evet. Nasıl değiştirebilirsiniz? Yani, bu mümkün. Evet, çok mümkün. Şöyle söyleyeyim size. Bir sürü. Şimdi buradaki olay şu e, ee, şeye geleceğim tekrar sigarayla ilgili. Hı hı. Bilinçaltınız herkes bir böyle nasıl diyeyim altında çapan oğlu arayarak ulvi böyle yüce bir şeyler gibi e, bahsediyor. Alfa, beta, teta dalgaları, beyin şöyle. Arkadaş hipnoz ya da o transa girme hali doğal bir insan fenomenidir. Denize bakın boğaza Gidersiniz transa. Evet transa geçersiniz. Doğru. Yolda gidiyorsunuzdur bir anda eve nasıl geldim dersiniz. Transa girdiniz. Su akıyordur bulaşık yıkıyorsunuz o arada bir gidersiniz. Bazen tek düze bir haber dinlersiniz. O arada haberinin bir 30 saniyesi kaybolur. Yani günde 100-150 kere transa girip çıkıyoruz zaten. Buradaki espri şudur. Trans anında telkin çok kuvvetli. Yani e, siz bir konuda bilinçaltına telkin yapacaksanız yolun açıldığı zamandır. Trans hali. Evet. Ve ben o hal beni zayıflatabilir. Evet. Bağımlılıklarımdan kurtarabilir. Kesinlikle. Bakın, e, örneğin seminerlerde zayıflama seminerlerinde son yaptığımız şey mide küçültme. Ve ilginç bir şey söyleyeyim size. Çok ciddiye almıyor. Yani psikolojik bir şey diyor ameliyatsız Annemiz, mide küçültme tabii, mi bu evet, bahsettiğiniz evet, evet. ameliyat falan hiçbir şey yok balon malon şu bu yok e, has, katılımcılar şunu tarif ediyordular Midem balon gibi söndü böyle bayağı hissettim kasıldım diye psikolojik diye düşünüyordum e, bir radyolog sınıf arkadaşımın eşi için e, Zayıflatmam gerekiyordu. Çünkü tomografi cihazına sığmayacak kadar kocaman bir kadın. Ya oğlum dedi zayıflat bel fıtığı oldu ameliyat olacak falan. Aklıma geldi. Dedim sen radyologsun. Gel dedim hipnozdan önce hipnozdan sonra mide volümünün hacmini ölçedim. Ölçtük. Küçülme yüzde otuz iki. Fiziksel küçülme Nasıl Büyükler, oluyor hocam? %32. Bilinci altı bizi ya da alt beyin asıl yöneten kesimdir beyin. Yani biz tasarruf modunda yaşıyoruz aslında. Akılla baskıladığımız bir beynin tutsağıyız biz. Çünkü akılla şöyle söyleyeyim küçük bir çocuk git uçurumdan atlar. Belki uçacak. Çok karikatürize bir şey de iki kanatlı ama bilmiyoruz. Çünkü akıl dur. Dur yapma. Bu şekilde kendimizi engelleyerek ve kendimizi kısıtlayarak alt beynin bilinçaltının gücünü hafif aldık. Sigara bırakma ses dosyasında da şunu yapmıyor size. Sigaradan nefret ettirdi, kusturdu, şöyle etti, böyle etti. Onu da yaparım kolay. Sizin nefret ettiğiniz egzersizi sigara için yapın. Az önce şu anda bir ter istiyor musun? Ha yok, yok hiç aklıma bile gelmedi. Ha, şimdi aynı şekilde bunu sigara için de yapabilirsiniz tatlı için yapabilirsiniz ne bileyim pilav için yapın pilav makarna için Lahmacun'a dokunmadığınız için teşekkür ederim. Rica ederim, ederim. E, künefeye de kıyamadım e, ama şimdi e, bilinçaltına şu düşünceyi oturttuğunuzda ben sigara içmeyen bir insan. bakın cümle bu. Bunu bilinçaltına oturttuğunuzda konu kapanıyor. Çekirdeğe de sarmıyorsunuz, sinirlenmiyorsunuz. Anahtar cümle denleniyor. bu. Evet. Yani, o zaman bunu her şeyi uyarlayabiliriz. Olmuş bitmiş bir eylem gibi kafamıza bunu kazadığımızda, seslettiğimizde evet. bilinçaltı onu öyle mi görüyor artık? Evet. Bakın bir örnek vereyim. Ee, bizim orada bir üniversite var, meslek yüksekokulu <laughs> var. Oradan bir kızımız geldi, zırıl zırıl ağlıyor. Ne oldu dedim. Sınıfa koşarken oldukça kilolu, böyle 97-98 kilolu bir kız. Hocam dedi, benimle alay ettiler dedi. Koşuyordum kızım ne koşuyorsun, yuvarlan daha çabuk gidersin dediler diyor. Genç bir kızı düşünün. Korkunç üzülmüş. Şimdi e, sağlık ocağında hasta bakıyorsunuz kıyamet gibi onu da göndermek istemiyorum. O anda zorda şöyle bir şey söyledim. Dilini değişti. Ben tatlı sevmiyorum. Ben azıcık yesem doyuyorum. Ben fazla yedim mi midem bulanıyor. Ben acıkmam. Ben kilo almam. Benim metabolizmam çok hızlı taşı bile eritirim. Tabi buradaki faktör çok önemli. Yani o kızın orada karşılaştığı sorun bilinçaltına direkt bu mesajları gönderdi. 97 kiloluk kızımızı ben çok uzun zaman sonra İzmir'de 62 kilo olarak. Gerçekten. Bu evet. seminerlere katılıp... ...bu kadar devasa boyutlarda diyebileceğimiz kilolar... ...verilebiliyor. 30, 40, 50... <laughs> ben size komik bir şey söyleyeyim. Ee, benim bir de kaz dağlarında yaptığım... ...işte bu... Seni NLP. değiştirebilirim <laughs> NLP eğitim kampları var. Şeyden çok geliyorlar. E, zayıflama seminerine katı ...aa ben bunu da öğreneyim deyip geliyorlar. Geldiklerinde şöyle bir sohbet geçiyor. İşte hocam ben... Seni zayıflatabilirime gelmiştim. Buna da katılmak istedim. 3 ay önceydi falan. E ne yaptın diyorum. E, 25 kilo falan verdim. Sıradan tepkimi, bir şeymiş gibi söylüyor. Bu kadar. 20 25 kilo. Bu kadar. Bakın önemli olan kalıcılık. Bir insana X diyetle, Y diyetle, Z diyetle ya da ameliyatta kilo verdirirsiniz. Ama bunu sürdüremezsin. Diyetlere Sorun, de o yüzden burada. karşı önlem evet, alıyorsunuz. Yoksa diyor. yoksa yaparsınız. Ha, sağlığı çok bozan saçma sapan diyetler var ama e, normal bir diyette kendinizi tutarsınız, tutar. Ne nereye kadar? Hocam zaten diyet diye bir şey yok. Sağlıklı beslenme diye bir şey var bana göre evet. yani. Hani Ya o, o da ya, işte Bu söyledim. artık diyet listelerine gibi algılanıyor da sağlıklı evet, beslenme. ya zaten düzgün beslenseniz evet. kilo almayacaksınız. Vücudunuz çünkü iyileştirici olarak çalışır. Şey örnek vereyim size. 3 yıl önce, 3 hatta artık 5 yıl oldu ya. 5 yıl önce 2018'deki seminerime katılan bir kızımız. ismini veremiyorum. Çünkü ta kapısına gitmişler. Nasıl kilo verdi ha, diye. Evet, evet. Ee, kızımız 147 kilodan 55 kiloya düştü. 147'den 55'e. Evet. Ha şunu da soruyorlar. Ne sarkma var, ne buruşma var. Ne o çirkin. Ama o, o kadar kilo verip nasıl olmuyor hocam? Vücutta Olmaz buzulma. çünkü vücudunuz kendi dinamiğinde, kendi ritminde küçülüyor. Ki aile hekimi şey demiş kızım bu zayıflama normal değil. Testlerini yaptırmış ettirmiş her şey normal. Böyle peşimi bıraktı diyor. Yoksa sende bir şey var demiş. Ya hocam netis artık. <laughs> Bütün bu bağımlılıklarımız, yerleşik kalıplarımız hepsi aklımızın bize oynadığı aslında... Bizim bilinçaltına bu dediğimiz, onun da emir, komut gibi kabul ettiği, sonra hayatının standardı haline geliyor ama bunlardan kurtulabilirsiniz diyor. Evet, çok kolay. Zayıflama olabilir, bir bağımlılık olabilir, hatta aşk acısından kurtulmak. Çok kolay. Nasıl? Çok kolay. Yani şöyle söyleyeyim size, ee, aşk acısı yaşamayan yoktur. Evet. Neren kitabında, ee, özür diliyorum seni değiştirebilirim kitabında ben bir tane egzersiz koydum. Yapın kurtulun. Var yani. Hocam tabii burada yaptı. azıcık söylemeyelim mi? Söyleyeyim söyleyeyim. Tamam ya benim, onunla da sonlandıralım. Ya şimdi şöyle benim sakladığım bir şey yok. Tabii tabii. Benim ben zaten kitaplara tabii, bu yüzden tabii. yazdım. Ve bu konuda da açık söylüyorum samimiyim. Elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum. Sorun şurada. Egzersizi yapamazsanız istediğim gibi uygulayamazsanız, A bu işe yaramıyor diye atarsınız. Diyor. Ben bunu harcamak istemiyorum. Benim hassasiyetim bundan. Bana söylüyorlar İstanbul'a seminerler yetmiyor. Ya ben de biliyorum bin iki bin kişilik salonlar var. Ama o salonda ben size nasıl ulaşacağım artık Doğru. Şimdi aşk acısı için söyleyeyim size. Bakın ee, acının oluştuğu yer çoğunlukla şurası. Ve hatıralarınızda çoğunlukla oradaki egzersizi vermeyeceğim. O çok basit. Tamam. Daha daha etkin, tamam. şey ha, daha etkin bir şey vereceğim. Daha etkin bir şey vereceğim. O biraz daha uzun sürüyor. Ben bunu böyle otobüste, ne bileyim kafede yapabileceğiniz bir şey olarak vereceğim. E, hayatınız boyunca aşk acısını niye çekersiniz biliyor musunuz? Yaşadığınız kötülükler yüzünden değil. Onunla yaşadığınız güzel anılar yüzün anılardan kurtulamaz. Özlersiniz. Doğru, doğru. Özlersiniz. O anılar sizi acıtır. Tamam. İki duygu vardır aşk acısında. Bir şuranıza öküz oturur. Denesinler. Gözlerini kapatsınlar o öküz oturma halini. Buradaki renge baksın insanlar. Ya yani bu egzersizi yapacak kişi baktığında şunu görecek. Ya sarıdır. Eğer bir kadın yapıyorsa bunu e, muhtemelen aşkın rengi sarıdır, güneş rengidir. Çoğunlukla. Ya da kırmızıdır, öfkelidir. Hmm. Ya da geri dönüşü özlüyorsa, korkusu varsa yeşildir. Renk önemli değil. Tamam. O bulutu dağıtmak için komik gelecek, üflesinler. Nasıl? Şöyle Düşünürken bir tarafta... Gözü kapalı Hı -hı. o bulutu dağıtacak. Hayali bunlar. Ha, anladım o bulutu dağıt. Evet. Dağıttıktan sonra oraya sakin mavi bir bulut koy. O acı kalkar. Gelelim mutlu anılara. En tehlikelisi olur. Ee, mutlu anıları temizleyeceğim ama ben şimdi sizden bir örnek sizinle yapacağımız için ben kötü bir anı istiyorum. Söylemek zorunda mı? Hayır, söylemeyin. Tamam. Hiç kimseye söylemenize gerek yok. Tamam. Hani onu yaşamasaydım dediğiniz bir fotoğraf getirin tamam. gözünüzün önüne. Kapatın gözümüzü. Şimdi o fotoğrafı siyah beyaz yapın. Sanki telefonda oynuyoruz fotoğrafla. Tamam. O fotoğrafı bir posta pulu kadar küçültün. Küçülsün. Hı hı. Şimdi üstüne çamaşır suyu damlamış böyle sanki bir şey damlamış kimyasal gibi soluklaştırın. Elinizde sarı beyaz bir pul kalsın. Şimdi onu uzayda böyle gökyüzünde bir nokta bir yıldız olana kadar gönderin. Gitti mi? Şimdi gözünüzü açın. Şu anda geliyor mu o fotoğraf gözünüzün önüne? Zorluyorum gelmesi için şu an. Evet. Yani hocayı hani yok olmadı demek için dur bir zorlayayım kendimi. Gelmiyor, Gelmiyor hocam. Gelmez. Hayatınızdan bir fotoğrafı attık. Çünkü siz telefonunuzdan istediğiniz kadar eski fotoğrafları silin. Çık. Instagram'dan engelleyin. Bilmem şuradan Twitter'dan bloklayın. Yemez. Burada. O güzel anılar burada. Aşk acısı çekenlere söylüyorum. Oturup hayatlarındaki albümü temizleyebilirler. Ki çok ilginç de bir anım var. Onu da kısacık anlatayım. Ee, alt katında bir şey vardı emlakçı. Emekli daha subay sanırım. Ee, bir gün adamın surat berbat. Sormak zorunda kaldım. Çok da beni seviyor. Günaydın, iyi akşamlar. Her işe gidiş geliş karşılaşıyorum. Ya de, ne oldu? Abi dedi gözümün önüne böyle fotoğraflar geliyor. Delleniyorum diyor. Kafamı vuracağım dedi. Bu egzersizi öğrettim. Tekrar hatırlatayım. Aşk acısı çekiyordu bunu. Öğrendim. Hayır hayır. Bir, olay olmuş. Ha, mi, şu bu. Ee, dedim ki bak bunu yap işte fotoğrafı getir. Siyah beyaz yap. Küçült. Çamaşır suyu anlat gönder falan. Ee, şey de var. Seni değiştirebilirim de var bu egzersiz merak eden için. Ee, yaptı. Var mı dedim fotoğraf geliyor. Aha gitti dedi. Abi gitmemiz lazım dedi. Dükkanı kapatıyor. böyle Beni çıkarıyor dükkanına. Ne yapacaksın dedim. Ben dedi şimdi baştan söyleyeyim. Alkol sağlığa zararlıdır. Gideceğim kendime o hafif şeydi bir alkol alacağım dedi. Şöyle 5-6 tane deniz kıyısına gideceğim. Ya dedim ne oldu? Ya niye gidiyor? Abi rahat ol dedi. Ben de dedi bir tane fotoğraf yok ki albüm var dedi. Albümü temizleyeceğim. Ben oturup orada albümü temizleyeceğim dedi. Şimdi aşk acısındaki da yaşadığınız albümü temizleyin. Huzur bulun kardeş. Bunu Bu her şeye yine uyarlayabilirsiniz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Seminerler, e, normal işte hekimlik yaşantınız hepsini üst üste koyduğumuzda geldiniz. Saatlerdir burada konuşuyorsunuz. İki harika bölüm çıkardık. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza ben teşekkür sağlık. Ediyorum. Sağ sağlık. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Doktor Ahmet Çiçek bizimleydi. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.